Herkese selamlar dostlar. 3 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 11 adet mücadelem var. Bazıları yüksek orandan 2-3 gol tercihlerim var. Ama genellikle ideallere gittim. İdeallerden golü geçmesini bekledim ve hangi takım daha çok gol atabilir şekilde yaptığım analizlerle karşınızdayım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Güzel bir cumartesi diliyorum ve videomuza başlayalım. Öncelikle bir skor yarışması yapalım. Önceki Crystal Palace ve Tottenham maçının skorlarını sormuştuk. Tottenham maçının skorunu kazanan Erkut Özsarı isimli arkadaşımız. Crystal Palace maçının skorunu kazanan arkadaşımız ise Yağız Gür Aslan isimli arkadaşımız. Bu iki arkadaşımız Instagram üzerinden bana yazarsa... Eylül ayı boyunca katı telegram gruplarına dahil edelim. Ve bir adet maç skoru yarışması yapalım. Lazio ve Napoli mücadelesi. Golli bir mücadele bekliyorum ben. 2-2 bile çıkabilir. Sizlerin de düşüncesini bekliyorum. Zaten idealden de aldım. Ee, bu maçın sizlerin de ma skor düşüncenizi merak ediyorum. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilenlerden iki arkadaşımızı katı telegram gruplara da Eylül ayı boyunca misafir edelim. Geçtim bunu arkadaşlar. Bir rolling sistemi yapıyorduk da bu rolling'i şöyle anlatayım. Herkes açık Telegram grubumuz da var bildiğiniz üzere. Açıklama kısmında linki var. Dün oraya rolling 1 olarak başladım. Tek mücadele verdim. Daha ikinciye atmadım. Muhtemelen bu rolling serisini ben katıl grubunda yapıyorum zaten. Oraya da sadece bir ilet yapıyorum. Herkes açık Telegram grubuna da katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında zaten linki var. Bu şekilde de alternatif e, bahis heyecan katmaya çalıştığımızda belirteyim sizlere. Geçtim bunu da Cumartesi kombini yani videolarda çok fazla kombin vermiyorum artık bildiğin üzere. Cumartesi kombininin Instagram'dan yayınlıyorum arkadaşlar. Bir adet ideal kombine yayınlayacağım. Eğer merak edenler varsa hangi kombinem diye Instagram kangal tips üzerinden yazıp takip isteği atabilirsiniz. Oradan cumartesi kombinini yayınlayacağım bilginize. Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın diyelim. Instagram profili gizli takip et, takip atın. İstekler onaylanacaktır zaten. Geçtim bunu da. İsterseniz direkt başlayalım. Sizlerden ricam cumartesi günü olduğundan dolayı iki saniyeniz ayırıp videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Emeğe saygı diyelim. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Emeğe saygı artı 350 seviyesinde bir like bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkürler bol şanslar. Celtic Rangers mücadelesiyle devam edelim. Çünkü çok güzel bir mücadele. İskoçya'nın derbisi, en büyük derbisi. Celtic'in son maçını izledim. 9-0'lık mücadelesi. Takım gerçekten inanılmaz oynuyor. Ciddi anlamda inanılmaz. Ben o maçtan nasıl tercihler yaptık? Deplasman 7.5 üst aldık. Dakika 80'de. 81'de gol oldu. Üstüne bir de 88, 89'da gol oldu. 9-0 bitti. Maçın canlısını da yaptım. Hatta herkes açık Telegram grubumuza da attım bu canlısını. Celtic gerek kanatlardan olsun gerek e, Furuşahi oynayacak muhtemelen hücum hattında aynı şekilde. Yani orta sahadan bir tane gol attı 90'a yapıştırdı. Tam orta saha değil de orta saha yakın diyelim. Sağda Abada solda Jota hem bireysel anlamda hem de takım oyunu çok iyi oynayan bir Celtic takımı var. Bireysel performanslarında da üst düzey. Rangers'a baktığımız zaman da genel olarak bu derbilerde şans tutan taraf Rangers takımı. Fakat bu sezon Celtic farklı bir oyun oynuyor. Yani ekstradan bir farklı bir güzel bir oyun sergilediğini söyleyebilirim Celtic'in. Ben bu maçta Celtic'in kaybetmesini beklemiyorum öncelikle. Ama şöyle bir ideale gittim. İki takıma da baktığım zaman da kanatları çok kullanan iki takım var burada. O yüzden özellikle Celtic sağ kanattan Abada ile birlikte sürekli orta veya çalınmayıp orta atıyor veya çok fazla şut denemeleri olduğu için ben bu mücadelede kornerin fazla çıkmasını bekliyorum. O yüzden idealden 8.5 korneri sizlere öneririm. Şu an oran yok muhtemelen yarın açılacaktır. 8.5 korneri idealden öneririm. Bir de biraz daha Kornere gitmek istemeyenler için bir öneri yapmak istiyorum. Celtic kendi evinde ve taraftar önünde olmasından dolayı bu arada iki takım da hafta içinde lig mücadelesi oynadı. Her iki takım da rotasyonlu kadroyla çıktı o mücadeleye onu da belirteyim. Ben burada son zamanlardaki çok güzel performansını devam ettirmesi dileğiyle 1.66 gibi orandan da bu sefer genellikle derbilerde Rangers'ın şans tutuyor dedim ya. Celtic bu mücadelede 2 gol atabilir diye düşünüyorum. Bir golü var da ikinci golün riskini 1.66'dan dileyenler girebilir. Günlük mücadelesiyle devam ettim. İkinci maçı Bohum'la Werder Bremen mücadelesi. Werder Bremen'in son mücadelesine ben yüksek misli yaptım. Frankfurt mücadelesine. Dedim ki yani Frankfurt son dönemlerde iyi oynamasa da Werder Bremen'in oyunu kaynaklı maçları golle geçiyor. Hem gol atmayı seviyor, oynamaya çalışan bir Werder Bremen takım var. Hem atıyor hem yiyor. İddiacının dostu takımlar böyledir. Golli maçlar oynar. Bohum'a baktığımız zaman da henüz daha herhangi bir galibiyetle Tanışamadı. Aynen öyle. Doğru biliyorum. İki maçta da gol atamadı fakat son Freiburg maçında da biraz istek vardı. Yani direkten dönen topu var. Özetini izledim. 90 dakika izlemedim. Birkaç tane de pozisyonu var. Burada Werder Bremen gibi bir takım mı oynayacaklar? Eğer Werder Bremen gibi bir takıma karşı da sen böyle... E İyi oynayamazsan zaten direkt düşmeyi garantilemiş gibi bir şey oluyorsun. Burada Bohum'un da bir reaksiyon vermesini, iki maçtır gol atamayan bir Bohum takım var. Hatta ben size maçın beklentisini söyleyeyim. Benim yararlandığım bir site var. Analiz yap analiz yaptım diyeyim. İki birlik bir Bohum galibiyeti bekleniyor. Ben öyle düşünmüyorum da ya bir beraberlik çıkabilir en kötü. Bohum ilk puanıyla tanışabilir. İdealden KG var önerim. 40 gibi orandan ve yüksek orandan da Biliyorsunuz iddiada yeni şeyler geldi. Yeni oranlar, yeni yeni Oranlar yeni bahisler açıldı. İlk yarı KG var oranı da 3.48 arkadaşlar. Bu da değerlendirme altına alınabilir. Çünkü Werder Bremen'in oyunu kaynaklı top bir o kalede bir kalede olabildiği, olabileceği için ilk yerden da KG var olabilir. 3.48'de bunun oranı var sizlere öneririm. Brentford'la Leicester United mücadelesi. Leicester United dediğim gibi çok kaliteli bir takım. Kaç haftadır anlatıyorum. Son mücadelesinde 2-1'lik bir skor bekliyordum. Yani Everton'la oynadılar. Maçta neler neler kaçtı. Hem atıyordu hem yiyordu. Özellikle ikinci yarı orta sahalar çok kolay geçildi. Maç bir yerde koptu gibi bir şey oldu. Brentford'la oynayacaklar. Brentford da kendi evinde iyi takım. Brentford'ı kendi evinde kolay kolay yenemezsin zaten. Fakat ben Leicester United'a bu maçta güveniyorum. Nasıl güveniyorum? Taraf tercihine gitmeyeceğim. Golü atmasını bekliyorum. İleride muhtemelen Brentford oynayacak bu mücadelede. Kronik sakat bu adam bak. Maçta yine sakatlanırsa görürsünüz yani. Geçen geçen sezon sürekli iyileşti geldi sakatlandı. iyileşti geldi sakatlandı. Bu sezon ilk maçtan mı ikinci maçtan mı ne sakatlandı. Şimdi sanırım sakatlığı geçmiş. İdeal 11 e yazmışlar. Rodrigo bu maçta oynayamayabilir oynamayabilir. Sinistera, Harrison ve Harrison olacak sanırım hücum attı. 3-1 şekilde oynayacak Leicester United. Kanatları kullanan bir Leicester United var. Ve dikine paslarda başarılı bir Leicester United takım var. Brentford kalesinden gol bulmasını bekliyorum. İdealden bir KG var aldım. 1.45 gibi orandan. Skor beklentimde bir birlik bir skor beklentim var bu mücadelede. Maç sonu sıfırda yüksek orandan belki değerlendirme altına alırsınız. Nottingham Forest ile Bournemouth mücadelesi. Nottingham Forest çok fazla transfer yaptı. Sanırım 17 tane transfer yaptı. 18. açıklayacaklar sanırım. Çok fazla transfer yapan bir takım var Nottingham Forest tarafında. Fakat biraz oturma Oturması uzun sürecektir bu takımın. Çünkü bir sürü adamı aynı anda bir yere koyarsan yani alışması birbirlerine illa ki biraz sürecektir. Bournemouth iyi bir oyunu sergilemiyor. Son mücadelesinde Bournemouth'a karşı e, Wolves'a karşı 0-0'lık beraber kaldı. Fakat Wolves deliyordu az daha. Yani eli zor, zar zor bir puan aldı o maçta. Bu maçın çok güzel bir tercihi var. Ben Nottingham Forest'ın bu maçta kazanmasını bekliyorum. Fakat kazanırken de burada gollü bir maç beklemiyorum. Yani gollü bir maç derken 2-3 gol bandına sıkışır bir karşılaşma olarak bekliyorum ben mücadeleyi. Şöyle onun oranına baktığımız zaman da 1.78 gibi oranı var. Nottingham Forest baskılı oynayacaktır. Bournemouth arkaya atabilirse Wolves maçında da denedi bir iki tane uzun top. Atabilirse öyle gol atmaya çalışacaktır. Fakat maçın ağırlığı Forest tarafında olacaktır. 2-3 gol tercihinin oranı burada zaten 1.78 gibi oranı var. Ben bir de 2-3 gole gidecek dedik ya mücadele. 2-3 gole giderken de şöyle gidebilir arkadaşlar. Yani Nottingham Forest'ta iki tane de gol atabilir. Onun da oranı 1.91 mi ne olması lazım? Aynen öyle. 1.91 gibi oranı var. Skor beklentimi belirteyim. 2-1, 2-0 ayarında bir Nottingham Forest galibiyeti çıkabilir. Fakat olası bir ben bir sürprizden dolayı Bournemouth gelir gelir Forest'ta patlar. 2-3 gol tercihini biraz daha öne çıkardığımı da belirteyim. Tottenham Full mücadelesi güzel bir karşılaşma olacaktır. Fakat biraz hızlı geçeceğim. Fulham'ı um ben deplasmanda çok fazla beğenmiyorum. Dengeli oyun oynamaya çalışan bir Fulham um takım var. Ama evinde her maçına geçen 5 sene ilk golü Fulham'a um girdi. 2-14 gibi orandan. KG varını aradık Brighton mücadelesinde. Yüksek orandan aldığımız takımlardan bir tanesi Fulham um takımı. Bu maçta Tottenham'la oynayacaklar. Biraz daha oyun tutmaya çalışan bir Fulham um takımı olacaktır. Yeri geldiği zaman Kevano'nun paslarıyla birlikte Mitrovic'le beraber kontrole çıkmak isteyen bir Tottenham takım olacaktır. O yüzden ben bu mücadelede de bir kaçamak tercih yaptım. Horus mücadelesinde yaptığım gibi 2-3 gol tercihini burada sizlere öneririm. Onun da oranına baktığımız zaman da 1.87 gibi yüksek bir oranı var. Yüksek oranı var zaten bu karşılaşmaları. Değerlendirmek isteyenler burada 2-3 golü alabilir çıkabilir. Sturm ile Hartberg mücadelesi. Sturm evinde baskılı bir oyun oynayan takımlardan. Bir tanesi Hartberg de pek iyi bir takım değil. Hem deplasmanda reaksiyon veremeyen bir takım, hem de genel performansı, kadro kalitesi Sturm Graz'a göre düşük bir takımlardan bir tanesi. Sturm Graz'a baktığımız zaman da en iyi forvetini 19 yaşındaki Danimarkalıyı sattı Atalanta'ya sattı veya kiraladı tam bilmiyorum ama gitmiş. Takımın en golcü ismiydi zaten. 3 golbinden attı. İkinci maçta oyuncuyu kapmışlar direkt. Sturm baktığımız zaman da bu maçta kendi evinde baskılı bir oynamak isteyen var. Kendi evinde mesela bu sezonun ilk maçında Salzburg'u yendi. Bu tip maçlarda Harperke'de bence 2 tane gol atması bekleniyor. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.38 gibi orandan ideal kombinelere konulabileceğini öneririm sizlere değerlendirecekler bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Başakşehir Alanyaspor mücadelesi. Alanyaspor top falan oynamıyor. Son maçını izledik İstanbul Sporu karşı. O maçta ben ne dedim? İstanbul Spor ilk golünü Alanya Spor atar. Tek ideal tercih vardım. Roşit'e attı. Offside oldu. iptal oldu. Alanya Spor penaltı kaçırdı. Vesaire. İstanbul Spor ilk golünü attı zaten. Şimdi Alanya Spor'un ben oyununu beğenmiyorum. Özellikle kapalı savunmalara karşı aşamayan bir Alanya Spor var. Yani hücumda üretemeyen bir Alanya Spor olduğunu söyleyebilirim. İleride tek top taşıyan adamı vardı. Alanya Spor'un şu an yıldız oyuncusu olarak nitelendirdiğim Efecan Karaca. sakatla sanırım devam ediyor. Şüpheli durumda da oynar mı oynamaz mı tam belli değil. Bir de bunların forvet vardı. Senegalli, Senegal milli takımında da Famara Deydu. O da antrenmanlarda... Şu an takımla beraber çalışmaya başlamış sanırım. O da belki bu maçta oynayabilir fakat Başakşehir ilk golü atarsa burada kapanacağı için veya şöyle söyleyeyim arkadaki boşlukları değerlendirmeye çalışacak biraz daha geri çekilecek. Analiz bu açmakta zorlanır. Ben burada bence Başakşehir kazanır diyorum. Kazanırken de öncelikle bir şöyle birini 1'e 1.72 gibi orandan öneriyim. İdeal olarak değerlendirilebilir. Taraf tercihidir. 1.72 gibi orandan ben burada bir galibiyetini alırım. Oran riski karşılıyor. Bir de yüksek orandan 2.45 gibi orandan 1 ve 3.5 altını da sizlere önermek isterim. Değerlendireceklere bol şanslar. Frankfurt Leipzig mücadelesi günün patlamaya müsait maçlarından bir tanesi ama ben tekrardan alıyorum yani ideal kombineme koymam bunu sizlere vereceğim kombineye de koymayacağım bu mücadeleyi fakat ben tekrardan değerlendirmek istiyorum. Şimdi Leipzig takımı deplasmanda olsun kendi evinde hızlı hücumlarla birlikte rakip kalede her zaman etkili olan takım ve çok fazla pozisyon harcayan takımlardan bir tanesi Leipzig takımı. Yani pozisyona girmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyor son maçta mesela Andre Silva oynadı Werner sonradan girdi bu maçta Werner mi Silva mı bakacağız duruma göre. Leipzig'in golü idealden beklenebilir burada. Frankfurt da kendi evinde oynayacak. Son maçta galip geldi. Üstüne gelen Leipzig olursa arkadaki boşlukları değerlendirebilir ve kendi evinde olmasından dolayı da idealden bir KG var alınabilirdi. Yani ben almam. KG var. Bu maçın ideali KG vardır. Onu belirteyim. Hatta şöyle de bir şey olabilir. 2.5 üstünde 2 de akabilir. 2.45'te onun oranı var. Belirteyim. Leipzig takımı iyi bir takım. Arkadaki Frank çok üstüne gelirse onlar da ikinci üçüyü de bulabilir. Yani beklediğim de aslında KG var gelir. 2-1-3-1 tarafında Leipzig galibiyeti çıkabilir de. Patlamaya müsait bir maç. 19-30 maçı. Fenerbahçe Kayseri mücadelesi. Normalde ben bu mücadeleyi Fenerbahçe alır ve 4.5 al şeklinde yapardım. Fakat Jorge Jesus'un açıklaması ne yönde oldu? A 3'ü attık mı 4'ü isterim. 4'ü attık mı 5'i isterim diye takımı biraz daha böyle öne iten bir takım e, hoca var sağ kenarında. Fenerbahçe kayseriyle oynayacaklar. Zor bir rakip. Kayseri takımı diri bir takımdır. Yani kolay kolay teslim olmaz. Fenerbahçe'de de Valencia bu maçta olmayacak takımın bence şu an en iyisi. Gol çok gol attı diye çok gol attı diye demiyorum. Sağ içinde çok iş yapan oyunculardan bir tanesi Fenerbahçe adına. Fenerbahçe bu maçı alır ve 2 gol atar. İdealdir. 1.37 gibi oranı var. Benim skor beklentim 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti olduğunu da belirteyim. Lazio ile Napoli mücadelesi. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Bu maç skorunu zaten sizlere sorduk. Maç skoru ne olur bilen iki arkadaşımızı Eylül ayı boyunca katıl Telegram gruplarımıza kupon odası ve canlı odasına dahil edeceğiz zaten. Şimdi güzel bir mücadele. Oynamak isteyen bir Napoli takımı var. Yani savunmaya çekilmez, hücum oynamak isteyen bir Napoli takımı var. Bu sezonda beğendiğim bir Napoli var. Son maçında 1-1 bitti. Ondan önce tekrardan bir beraberlik çıktı mücadelesinde. Fiorentina maçı. Aynen o maçta da çok pozisyon kaçırdı. Son Lecce maçında da çok pozisyon kaçırdı mesela. O girmeyince girmiyor. Ama bu maçta Napoli'ye ekstradan bir direnç verecektir ki zaten maçın favorisini Napoli açmışlar bakın. Daha yeni dikkat ediyorum ona. Lazio kendi evinde oynayacak bu mücadeleyi. Kendi evinde en son Inter'i yendi. Onun da bir özgüveni olacaktır Lazio tarafında. Onlar da aynı şekilde oynamayı seven bir takım. Napoli takım oynarsa Lazio da eşlik edecektir. Güzel keyifli bir mücadele bekliyorum. İdealden de KG var 1.42 gibi orandan alıyorum. 1.45 gibi oranı vardı 1.42'ye düştü. Değerlendirmenizi idealden öneririm. Gollü bir mücadele beklediğimi belirteyim. PSG ile Nant mücadelesi. Burada PSG tarafına gideceğim fakat nasıl gideceğim? Geçen maç handikapını almıştık bildiğiniz üzere. Öyle kazandık da zaten oynayan bir PSG takımı var. Şimdi Nant takımıyla bunlar bir maç oynadı. Hangi maçtı? kupa finali miydi? Bir mücadele oynadılar. Nant o maçta gerçekten iyi kalesinde yani pozisyonlar buldu. PSG kalesinde pozisyonlar buldu fakat girmemişti. 3-0 mı ne bitti o mücadelede? Ha şuradan baksak ya. 4-0 bitmiş bakın. Aynen. Hiç bakmaya akılımıza gelmiyor. Hatıl geç bir şey beyni zorluyorum abire. Velhasıl kelam Nant kalesinde pozisyonlar bulmuştu. İyi bir Nant takımı var arkadaşlar. Oynayan bir Nant takımı var. Simon mesela geçen mücadele oynamadı. Mustafa Muhammed de atıyor iki maçtır haberiniz olsun. Oyuncuyu gönderdik orada açıldı gibi. Burada Nant'ın da gol atma ihtimali olduğundan dolayı Handicap'a gitmeyeceğim ben. 2.5 üstünde 2 yapacağım. Onun da oranı 1.42 gibi oranlar idealdir. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 11 maç ideali yüksek oranları anlatmaya çalıştım. Ee, i̇deal kombinem Instagram'da yayında olacak. Ekranı o gelsin. Instagram Kanga Tips arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. İdeal kombine burada yayında olacaktır. Instagram'dan takip isteği atın. Cuma gecesinden ideal kombineyi ben yayınlarım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.